Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Ethernet kablosuyla iki bilgisayarı birbirine nasıl bağlarız onu göstermeye çalışacağım. Bilgisayar sektöründe olanlar belki hatırlar, eskiden bu işlemi yapmak için elinizdeki network kablosunun cross bağlantılı olması gerekiyordu. Artık yeni nesil işletim sistemleriyle buna gerek kalmadı. Bunu standart bir Cat5 ya da Cat6 kablo ile de işlemleri yapabiliyoruz. Bazı küçük ayarlar var. Bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan bir adet Ethernet kablosu. Kablonuzun Cat6 özellikli olmasına dikkat edin. Bu sayede eğer network kartlarınız 1 gigabit destekliyorsa aktarma hızı daha hızlı olacaktır. Aklınızda bulunsun. Elimdeki tane bilgisayar var. Bir laptop, bir de normal masaüstü bilgisayarım var. Bu kablonun bir ucunu laptopa, bir ucunu da bilgisayara bağlayacağım. Sabit desktop bilgisayara bağlayacağım. Sonra hem laptop bilgisayarımda hem de masaüstü bilgisayarımda birkaç küçük ayar yapacağız. Bu ayarlardan sonra da her iki bilgisayarı birbirine bağlamış olacağız. Bundaki en büyük özellik, yani bunu anlatmamdaki en büyük özellik şu. Sektörde olanlar bilir. Bir bilgisayar değişikliği olduğu zaman bir bilgisayardaki veriyi diğerine aktarmak için genellikle ya şirketin veyahut da evinizin modemi üzerinden network ile dosya aktarılıyor ya da harici bir USB'ye takılıp önce diskte sökülüp diğer bilgisayara aktarılıyor. Ama bu anlatacağım yöntemle hem bu diskle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız, hem şirketinizin network'ünü veyahut da evinizdeki modemin network'ünü yormamış olacaksınız. Sadece bağlantı iki bilgisayar arasında olacak ve çok daha hızlı veri transferi gerçekleştirebileceksiniz. Birazdan bunun bağlantılarını sağladıktan sonra da zaten iyice bunu görmüş, anlamış, pekiştirmiş olacaksınız. Şimdi yapacağım işlemler, önce laptopumda işlemlere bir başlayalım. Şimdi ilk önce masaüstü laptop bilgisayarından başlayalım. Masaüstünüze geliyorsunuz. Masaüstünüzdeki ağ bağlantılı, ağa kısa özellikler diyorsunuz. Açılan pencerede bağdaştırıcı seçeneklerine tıklıyorsunuz. Ethernet kablolarıyla işimiz olduğu için Ethernet kartıyla. Buna sağ klik özellikler diyorsunuz. Açılan pencerede internet protokolü TCP/IP4'ü seçiyorsunuz. Buna bir tane IP vereceksiniz. 1.2 diyelim mesela. Diğer bölümlere bir şey yazmanıza gerek yok. Kaydet diyoruz. Şimdi aynı işlemin masaüstü bilgisayarında. Neyse, sırayla gidelim. Şimdi Ethernet'imize IP'sini verdik. Daha sonra başlattan çalıştığa girip secpol.msc şunu yazıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Açılan pencerede A listesi yöneticileri ilkeleri var. A liste yönetici ilkeleri. Bunu seçiyorsunuz ve sağ taraftan evvela bunu bilinmeyen ağları özel seçiyorsunuz. Konum türünü. Tamam diyorsunuz. Ağlar belirleniyor kısmına da özel diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şimdi işlemi ben laptop'tan masaüstüne bağlanacak şekilde yapılandıracağım. Tam tersini yapabilirsiniz. Mantık aynı. Şimdi bu bilgisayarda bunu yaptıktan sonra tekrardan buraya geliyorsunuz. AV paylaşım merkezine. Birleşmiş paylaşım ayarlarını değiştire tıklıyorsunuz. Burada özel geçerli profilde ağ bulmayı aç. Dosya paylaşımını aç. Açık olsun. Konuk ve ortakta da açık olsun. Tüm ağlar bölümünde de şunu 40 ve 56 bite ve parola korumalı paylaşımı kapat diyorsunuz. Değişiklikleri kaydet diyorsunuz. Birinci bilgisayardaki işlemler bu kadar. Şimdi diğer bilgisayara geçeceğim. Diğer bilgisayarda da aynı adımları tekrarlayacağım. A'ya giriyorum. Özellikler diyorum. Bağdaşlarını değiştir diyorum. Ethernet'e sağ klik yapıyorum. TCP/IP'ye giriş yapıyorum. Buraya da bir tane IP vereceğim. Bir dakika. Şey, 1.3 verelim buna da. Alt kısma geldiğiniz zaman bunu kendisi otomatik atacak zaten. Tamam diyorsunuz. Burada tamam diyorsunuz. Bunu kapatabilirsiniz. Daha sonra yine gelişmiş paylaşım ayarlarına giriyorsunuz. Buradakiler de diğer bilgisayarda gösterdiğim gibi aynısı olmaya özen gösterin. Yoksa erişmede sorun yaşarsınız. Bunları yine kapatıyoruz. Kaydet diyoruz. Yine bu bilgisayardan da başlat menüsüne çalıştıra girip secpol.msc yazıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Yine burada A liste yönetici ilkeleri, bilinmeyen ağlar özel. Tamam. Ağlar belirleniyor özel. Tamam. Bunları kapatabilirsiniz. Daha sonra
Paylaşım yapmak için bir tane sağ tıklayıp yeni bir klasör açalım. Klasör adına paylaş diyelim. Ve şimdi buna yetki verelim. Everyone yetkisi vereceğiz. Sağ, dosyanın üzerine sağ tıklayıp diğer seçenekleri göster. Özellikler diyoruz. Paylaşıma geliyoruz. Gelişmiş paylaşım. Paylaştır. İzinler. Everyone seçilirken tamam diyoruz. Buna da tamam diyoruz. Buna da tamam diyoruz. Kapat diyoruz. Şimdi laptopumuza dönüyoruz. Bu sayfayı kapatıp A'ya çift tıklıyoruz. Burada size uyarı verirse bir A'a bağlan diyoruz. Şimdi bu işlemden önce tabii ki fiziksel bağlantı ile yapacağız. Bu ucu laptopuma takıyorum. Bir ucunu. Bunu buraya taktım. Bunu tekrar kapatalım. Şimdi diğer ucunda masaüstü bilgisayarın ethernetini takıyorum. Biraz bekleteceğim. Biraz karanlık olabilir burada. Evet, kabloyu da desktop bilgisayarımıza bağladık. Biraz bekleyelim. Kartı tanısın. Network kablosunu görsün. Her iki bilgisayar. Evet. Bu bilgisayarımın adı, masaüstü olan bilgisayarımın adı Mehmet Türk PC olarak. Burada adını da göstereyim şu şekilde. Ve burada network'te gördü. Keza diğer bilgisayardan da kontrol edebiliriz. A'ya çift tıklıyoruz. Ve laptop bilgisayarımın adı Mehmet Türk HP olarak gözüküyor. Şimdi ben laptop bilgisayarımdan masaüstü bilgisayarıma çift tıklıyorum. Ve az önce paylaşım açtığım klasöre giriş yapıyorum. Şimdi mesela şurada bir dosyam var. Özellikleri bir bakalım. Yaklaşık 7.11 GB'lık bir boyutu var. Şimdi bunu ben bunu network üzerinden bu bilgisayara kopyalayacağım. Sağ tıklayıp kopyala. Bunu büyütelim. Şimdi veri atmasına birlikte bakalım. Bu arada network kartlarım her iki bilgisayarda 1 GB destekliyor. Yapıştır diliyoruz. Veri aktarımını bu şekilde görebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde aktarıyor. Yani 8 GB'a yakın bir dosya var. Sanırım 2 dakika ya da 3 dakika için aktarmasını tamamlayacak. Ben şimdi bunu yarıda kesiyorum. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Umarım size faydası olmuştur. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalımı abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.